Şükür'e bak abi, Şükür. Taze yeni geldi Şükür. Doğu Anadolu bölgesine yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen, her dilde farklı farklı ismi olan Doğu'nun muzu olarak bilinen Işkın bu yılda tezgahları süslemeye başladı. Nisan ayının gelmesiyle birlikte dağlarda yetişen Işkın tezgahları süslemeye devam ediyor. Yayla malı. Obacık Işkın, obacık. A, B, C vitaminim var abi. Ne kadar? İki kişiyiz. Evet. Valla 15'te 10 lira saydı arkadaş bana. Ben tanıdık da burada bir kilo. Bir de glük alacağım. Alacaksınız. Peki faydaları neler sizce? Her yıl alıyor musunuz Işkın'ı? Bunun faydası çok iyiymiş, faydası çokmuş. Yani şeker oranını düşürüyor. Ondan sonra sinirleri yatıştırıyormuş, öyle dediler. Fakat bu da faydaları, bu iç organı basa falan çalıştırıyor. Yani Işkın yani iyidir. Işkın aldım. Her yıl alıyor musunuz peki? Her gün almıyor. Faydaları var mı peki sizce? Tabii ki. Her türlü iç organlara, efendim bağırsak olsun, akciğer olsun, karaciğerin yağlanmasını önler. Valla fiyatlar bu sene, hani bundan bir hafta öncesine 25 liradı. Şu an 15 liraya kadar düştü. Hani 15 liradan da aşağı inşallah bir iki gün sonra daha düşmesi de bekleniyor. Biz de işte satışımızdan memnunuz. İnşallah daha iyi de gider yani. Peki ışkınlarınız nereden geliyor? Toprağı nerede? Normalde biz Pertek'ten de geliyor. Bizim Elazığ Puzluk Mağarası'ndan, Alacakaya'dan, Yurtbaşı'ndan, Harput Buzluk Mağarası'ndan geliyor. Bizim Elazığ'ın bütün çevre dağlarından geliyor. Bunu da yumurtasını da böyle yani kabuğunu soyuyorlar. Haşladıktan sonra tereyağında yumurtalı da yapıp yiyebiliyorsun yani. Her türlü yani yiyiliyor. Bir de Doğu'nun muzu, yani dağ muzu derler, işte budur. Bunu soyuyorsun, derde davadır. Şekere, astıma birebir gelir Allah'ın izniyle. Taze, şu an tam mevsimi. Tabii şu an tam mevsiminde yani. 15 gün sonra daha arasan da bulamazsın bunu. Değil mi? Daha tabii. Olsa bile onlar kart olur. Zaten. Tabii olsa bile kart olur. Daha çiçek açmış, hani eğilmez yani. Süresi de az kaldı. 15 gün sonra arasalar da bulamazlar. Yani Allah'ın izniyle vatandaşlarımız hepsi yani yoğun bir şekilde yurt dışına da her tarafa gelip alıp gönderiyor. Geçen hafta kilogram fiyatı 20 ile 25 lira arası değişen Işkın şimdi 15 lira. İlk geldiği zaman 25'e veriyorduk. Şimdi kilosunu 15 liraya kadar düştü. Yani 10 lira yani akşama doğru da olursa 10 liraya kadar da düşer inşallah. Geçen yıl 10 liraydı. 15 ilk üretimde fazla pahalı oluyordu. 20 yeteleğe verdiler. Şimdi 15'e inmiş. Hem biraz zorlasan 25'e 2 kilo alırsın. Vallahi 20 lira diyor abi de ben anlamıyorum. Pahalı mısın? İyidir herhalde. Şimdi yeni çıkmış ya. Fiyatı nasıl? Fiyatı iyi, pahalı. Ne kadar? 15 lira. Peki geçen yıl alıyor muydunuz? O zaman ne kadardı? O zaman deste yapıp satıyorlardı. Destesi. Deste alıyordum. 2 lira, 3 lira. Vallahi bu sene fiyat geçen seneye göre daha düşük. Yani erken bir rekabet oldu. Ama işler iyidir yani. Pandemiye rağmen iyidir. Obacık Işkın'ı gelirse yani 20-25 liraya kadar çıkar. Hakiki Obacık Işkın'ı. O da bir 10-15 güne ancak gelir. Ha şu an Pertek Işkın'ı biraz yani ona göre daha şeydir. Obacık Işkın'ı biraz daha suludur. Biraz daha verimlidir. Yani Obacık Işkın'ı geldiği zaman 20 lirayı falan bulur. Fiyat olarak şu anda biraz pahalı da ilk sezonun ilk çıktığı için. Ama tabii bu doğadan gelen katkısız, orijinal, yani sağlığa faydalı bir bitki olduğu için her mevsiminde, yani bu mevsimlerde çıkar. Biz de bu mevsimlerde taze taze alıp yemeye çalışıyoruz. Tezgahlarda yerini alan şifa deposu Işkın geçtiğimiz yıl 10 ila 15 lira arasında satılırken bu sene 15 liradan alıcılarını bulmaya başladı. Evet. Ne kadar peki kilogram fiyatı? 15 lira, adamın gücü yetmiyor ki hala da. Valla ben 15 lira 15 liradan aldım. 20 lira verdim, 20 liralık aldım ablacığım. Seviyor musunuz peki, faydaları var mı? İnan et ki ben yemiyorum da, çocuklar istiyor. Seviyorum ama bilmiyorum yani, geçen sene hiç almadım da yani. Bu sene de o da yeni sordum, dediler güzel faydaları varmış ama bilmiyorum, bir bakalım. Bir kilo alacağım öyle. Satışlar çok iyi oluyor. Allah razı olsun, belediye başkanımız da bize yer vermiş. İşte her sene burada satıyoruz, 1,5-2 ay. Mesela şimdi o Pertek falan geri,
Bu bitiyor, ondan sonra bir ay yakında Ovacık geleyim. Doğunun muzu olan Işkın'ın faydaları ise saymakla bitmiyor. Işkın'ın en büyük faydası şeker hastalığına çok iyi gelir. Ya o söyleniyor. Astıma. Bağışıklık sistemini düzenli şey yapar. Işkın yani hakiki Işkın Ovacık'ındır. O daha çıkmadı. Şu an Pertek'ten geliyor. Gulik Ovacık'tan geliyor. Sabahlar geliyor işte buraya, buradaki esnaflara bırakılıyor. Herkes kendine göre alıyor, satıyor. Yani faydalı bir şeydir. Çoğu da bilmez. Nasıl yendiğini bile bilmez. Yani tavsiye ediyoruz insanlara. Şeker hastalığına birebir. Tansiyon, ondan sonra tabii bir de korona belası çıkmış. Koronaya birebir geliyor. İlaç gibi yani. Aspirin diyorsunuz. Evet. Doğru mu? Hiç geldin peki kesin böyle bir çözüm oldu mu? Yani öyle yani Allah'ın izniyle. Çünkü bu doğal yetiştiği için Işkın dağlarda yani tohumu yok, şeyi yok. Allah tarafından dağlarda çıkıyor. Gulik de olsun aynı şekil. Bunlar hepsi derde davadır Allah'ın izniyle. Işkın'ın yanı sıra bu mevsimde en çok talep gören gulik otunun fiyatı ise 5 lira. Fiyattan hem alıcı memnun hem satıcı. Gulik değil mi o? Evet, gulik. Peki onun kilogram fiyatı ne kadar? Ona talep var mı? Bu da 7,5'a veriyorduk. Şu an 5 liraya düştü. Bu da bir hafta sonra da bunu bir hafta sonra bulamazsınız. Gulik var. Gulik de aynısı. Bunun suyunu da kaynatıp içiyorlar. Biz de normalde garsonuz. İş yerlerimiz kapalı olduğu için de artık bunu satmaya. Bu işe yöneldim. Evet. Boş kalmamak için bu işi yapıyoruz. Ispanak gibi. Su da haşlanıp kaynatılıyor. Ondan sonra sıkıyorsun suyunu. Sonra tereyağında ister yumurtalı ister sade kavurup yiyorsunuz. Ispanak gibi haşlıyorsun. Yumurtalı tereyağında yumurtalı yapıyorsun. Veya ondan sonra çorbası da yapıyor. Bunun çorbasını da yapıp yiyorsun. Bu da gürlü. Bu o başta geri. Bunlar da yani bir ay, bir buçuk ay sürüyor bu.